Merhaba arkadaşlar, bugün yine eğlencenin dibine vuracağız. Necip'e çok güzel bir şaka hazırladık. Ama arkadaşlar bir şeyden şikayetçiyim. Siz videoları beğenmiyorsunuz. O yüzden bu videoya 20 bin like gelir mi lan? 20 bin beğeni gelir mi? Daha önce bunu yaptık, daha önce gelmişti. Herkes yorumlar atmıştı, 15-20 tane. Bunu daha önce yaptık, bir daha yapacağız. Ben inanıyorum, daha iyisini yapacağız hatta. Şimdi arkadaşlar Necip'i ben kendim olarak arıyorum. Alo Necip. Alo. Ne yapıyorsun? İyi Aşim, sen ne yapıyorsun? İyi bende, ne olsun. Sesin soluğun çıkmıyor, hiç aramıyorsun. Arayacağım seni amına koyayım. Cemil'i bir daha ararsan seni sikerim. Seninle çektiğimiz videoları internette birisi görmüş. Evet. Beni aradılar. Bir program yapıyorlarmış. Evet. Bu programa senle beni çağırıyorlar. Beni de mi çağırıyorlar? İkimizi çağırıyorlar. Ne programı bu? Evlilik programı gibi bir şey herhalde. Olmaz öyle bir şey be. Ne yapacağım orada? Ben senin numaranı açacağım adamlara, seni arasınlar, sen de bir dinle. İyi bakayım. Şimdi arkadaşlar kızları alacağım konuşmaya. Sonra Necip'i alacağım en son. Fede de geliyor mu sesim? Geliyor. Bundan sonra senin ismin Merve. Tamamdır. Merve Bey, hazırım. Necip'in talibisin. Tamam. Eda sen burada mısın? Buradayım. Tamam. Senin de ismin Osman. Tamam. Arkadaşlar şimdi zaten ben konuyu kızlara anlattım. Kızlar konuya hakim. Birazdan Necip'i alacağım. Hazır mısınız? Merve ile Osman. Necip'in içinden geçeceğiz. Alo Necip Bey, iyi günler. Alo. Necip Bey, duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyuyorum. Ben Kısmetse Olmaz yarışmasından arıyorum. Nereden? Kısmetse Olmaz. O nasıl bir şey be? Nasıl yarışma? Biz bir tanışma yarışması düzenliyoruz. Evet. Sizin daha önce videonuzu internette gördük. Size ulaşmaya çalıştık. Numaranızı aldık. Şimdi size programın detaylarını anlatacağım. Evet. Şimdi efendim önce taliplerinizi alacağım konuşmaya. Onlarla konuşacaksınız tanışmak için. Evet. Daha sonra yüz yüze görüşeceksiniz ama ilk olarak sesli konuşacaksınız. Tamam, olur. Necip Ara Bey, bakayım. sizin şu an iki tane talibiniz gözüküyor. Evet. Necip Bey şu an Merve Hanım konuşmaya katıldı. Sizi duyabiliyor. Merhaba. Merhaba. 3 dakikalık bir süreniz olacak. Ben alttan çıkacağım. Tamam. Sizi baş başa bırakacağım. Bu 3 dakikada tanışacaksınız. 3 dakika sonra hattınız Tamam, sen çıkma zaten. Sen ne arayacaksın burada? Biz konuşuruz ondan. 3 dakika sonra bağlantınız kesilecek. Sonra ben tekrardan geleceğim. Tamam, hadi çekil, sen bağla bakayım. Necip, merhaba. Alo, merhaba. Kimsiniz? Ben Merve. Merve, ne yapıyorsun canım? İyiyim. Sizinle tanışmak istiyordum. Evet, tanışırız be, sıkıntı yok. Ben Necip, biliyorsun. Ben sizin videonuzu internette gördüm, çok beğendim. Evet. Yani çok eğlenceli birisiniz. Evet, ben öyleyim öyle. Ben meşhurum be, ayıp ediyorsun. Evet, her yerdesiniz. Yani çok hoşuma gitti. Ben çok etkilendim. Tanışmak Sen istedim. biliyor musun, geliyorlar beni pazarda soruyorlar. Necip, Necip kim? Ben böyle kenardan duruyorum. Göstermiyorum kendim onlara. Herkes beni arıyor. Hoşlandığınız biri var mı Necip Bey? Yok yok be, daha bulamadım istediğim kişiyi, arıyorum. Ne güzel, aradığınız kişi burada. Necipçim, aşko, kendini Efendim? tanıtabilir misin bana? Tanıtayım be, Merveciğim benim. Sakarya'da oturuyorum, pazarcıyım ben. Öyle çalışıyoruz. Ama ben masraflı bir insanım. Protez tırnak takıyorum. Son model araba kullanıyorum. Ya beni taşıyabilir misiniz? Yani ben onu merak ettim Necipçim. Aşırım be, ayıp ediyorsun. Kaç kilosun ki sen? Ben her gün pazarda kaç kasa domates taşıyorum. Seni mi taşıyamayacağım? Öyle değil Necip Beyciğim. Yani ben çok masraflı bir insanım. Maaşınızın benim mazot parama yetebileceğini düşünmüyorum sanki. Nasıl bir masrafın var senin be? Ben iyi para kazanıyorum, ayıp ediyorsun. Benim aylık mazot param zaten sırf 30 bin TL. Ney? Yani şöyle söyleyeyim, 1000 avro. Amına koyayım be. Uçakla mı gidiyorsun her yere? Nasıl bir para o? Sakarya küçük. Hallederiz onu. Sakarya değil, ben Avrupa'nın başkenti Brüksel'e taşınmayı düşünüyordum. Orada ne yapacağım be Sakarya varken? Sen bilmiyorsun işi. Merve. Efendim aşkım. Sen anlatsana kendini biraz be. Ben de seni merak ettim. Ya Necip'ciğim, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben White Chocolate Mocha'mı içmeden uyanamam mesela. Ney? White Chocolate Mocha biliyorsunuzdur herhalde. Vay çakıl moku ne be amına koyayım. Aa, ciddi misin sen? White Chocolate Mocha'yı bilmiyor musun? Söyler O misin? ne be, bilmiyorum ben onu. Kahve? Kahve mi? Parım sana kahve, kolay be, ben biliyorum kahve yapmayı. Ama öyle değil Necip Bey. White Chocolate Mocha farklı bir şekilde oluyor. Tamam be, çakıl mokulu yaparım ben sana, ayıp ediyorsun, kolay iş o. Peki Americano yapmayı biliyor musunuz Necip Bey? Biliriz biliriz be, sen bana nasıl yapıldığını söyle, yaparım ben onu.
Amerikanonun içine süt katılıyor. Bir parça da espresso shot. Espresso ne? Americano bir parça espresso shot, bir de sütten yapılıyor. Birleştirince white chocolate mocha oluyor. Bilmiyor musunuz Necip Bey? Allah aşkına siz de şaka yapıyorsunuz. Bildiğin o zaman o sütlü kahve oluyor be. Yok hayır öyle olmuyor. Amına koyayım o zaman köpekle balığı birleştirince de köpek balığı mı oluyor? Kafayı mı yedin sen? Ben cebine desem bana git çakıl mokul getir gider ayran getirir amına koyayım. Peki aşko bir şey daha merak ettim. Evet Merve. Ayakkabı numaran kaç? Çok merak ettim. Merve ne yapacağım be ayakkabı numaranı? Ayağımla mı evleneceksin? Ne değişik değişik şeyler soruyorsun. Neyse Necip Bey ben sizden pek elektrik alamadım ya. Alamazsın tabii be. Daha ismini söyleyemiyorsun. Elektriğin Ceylan'ın amına koyayım be. Değiştireceğim seni ben. Başka yok mu? Dıt dıt. Evet Necip Bey. Alo. Necip Bey 3 dakikanız doldu. Tam zamanında geldin be. Kimi bağladın sen bana öyle? Nasıl da efendim? Eşi şeyler istiyor benden. Necip Bey o zaman ikinci talibiniz var burada. Onu bağlayalım hatta. Onunla da bir 3 dakika konuşacaksınız. Onu bağla be. Onu bağla. Bu olmadı. Efendim o zaman ben tekrar onu bağlayıp hattan çıkıyorum. 3 dakika bir süreniz var tekrar. Tamam bağla. Alo merhabalar Necip Bey nasılsınız? Alo merhaba iyiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim çok teşekkür ederim. Sizi gördüm sesinizi duydum daha da iyi oldum. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de çalışıyorum be öyle ben pazarcıyım biliyorsun. Ay ne kadar güzel işinizin başındasınız. Evet be ben sabah kalkar işe gider akşam gelirim. Çok güzel peki ileriye doğru hayalleriniz nelerdir beklentileriniz nelerdir? Ben bir tane market açacağım. Büyük bana. Çok güzel. Ben de bir an önce ailemi kurayım, yuvamı kurayım. Mutlu, huzurlu. Eşim işten gelince yemeğimi yapayım istiyorum. Böyle hayal ediyorum. Ne kadar güzel. Ben de tam böyle birini arıyordum. Ben gelirim sen yemeğimi koyarsın bana. Ne kadar tesadüf. Aşk tesadüfleri severmiş. Senin ismin neydi be canım? Unuttuk sormayı. Kusura bakma. Sorun değil canım benim. Osman ben. Ne? Osman. Osman nasıl oluyor be? Yanlışlık olmasın. Yok. Osman ben küçük bir ameliyat geçirdim öyle. Yanlış mı yazdın? Nasıl oluyor ameliyattan ismin Osman? Yani ben kendimi doğuştan beri kız gibi hissettiğim için bir cinsiyet değiştirme operasyonu geçirdim. Ama ismimi... Evet. İnşallah onu da yapacağım. Amına koyayım be küçük ameliyat mı oluyor? Komple kendini değiştirmişsin sen. Yok yani öyle demeyelim. Necip Bey ben bir kadınım yani. Osman. Efendim? Sen o sesi nasıl hallettin böyle kadın gibi çıkıyor sesin. Kadın sandım ben seni. Yani küçük bir operasyon geçirdim. Halloldu. Amına koyayım be şey duruyor mu peki? Nasıl anlamadım? Duruyor mu şey var ya alt tarafta. Ne duruyor mu? Birlik bilmiyor musun? Ya kıyamadım. Manyak mısın sen? Lafı bu amına koyayım bakın ne yapıyorsun sürekli. Necip Beyciğim. Osman ne diyorsun? Cinciyi falan konuşma öyle. Ayıp oluyor. Sen benim kardeşimsin amına koyayım. Ne kadar da değiştiniz 2 dakikada. Ben sizden çok hoşlandım yani. Ne hoşlanıyorsun be benden manyak mısın amına koyayım sen? Bir çay içmiyorum. Olmaz o iş. Çay içmiyorum ben sevmem çay. Dıt dıt evet Necip Bey süreniz bitti. Alo. 3 dakika süreniz doldu Necip Bey. Osman burada mısın? Kızlarımız burada değil. Sorsan ona askerliği nerede yapmış? Sen bağlıyorsun sen erkekmiş bu. Önceden erkekti. Az daha bize saplıyordu ama.